Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda Maide Suresinin son sayfasından 116-120. ayetleri değerlendireceğiz ve böylece Kur'an-ı Kerim'deki surelerden birini daha bugün bitirmiş olacağız. Maide Suresi tamamlanmış olacak. Allah-u Teala burada diğer alemde Hazreti İsa'nın bir nevi hesaba çekilmesi, bununla alakalı bir durumu bize bildiriyor ve bizlerin de hesaba çekileceğini bu şekilde hatırlatıyor. وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ Allah şöyle demişti. يَا اِسَ اَبْنَ مَرْيَمْ Ey Meryem oğlu İsa! اَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ İnsanlara sen mi söyledin? اِتَّخِذُونِي وَاُمِّي اِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Beni ve annemi Allah'ın dununda iki ilah edinin diye insanlara sen mi söyledin? Malum Hristiyan dünyada Hazreti İsa'ya ve Hazreti Meryem'e bakış normal Müslümanların bakışından daha farklı. Hazreti İsa Allah'ın oğlu gibi kabul ediliyor ve kutsanıyor. Evet, Hazreti İsa çok büyük, en büyük peygamberlerden ama uluhiyet noktasında Allah'a şerik yapılmaması gerekir. Müslümanlar bunu böyle değerlendirirler Kur'an'a dayanarak. Ama Hristiyanlarda bakış biraz daha farklı. İşte İsa Aleyhisselam aslında Allah'ın bir kulu ve elçisi iken zamanla ilah haline getirilmiş. Ve Hazreti Meryem de evet çok büyük kadın. Kur'an-ı Kerim'de onun ismiyle sure var. Ondan bahisler var. Onun sıddıka olduğu ifade ediliyor. Bu noktada ne kadar methedilse az bile gelir. Ama kutsallık noktasında ayrıca uluhiyetten sanki bazı payelerin buna da verilmesi bu uygun bir şey değil. İşte Allah-u Teala diğer alemde herkesi hesaba çekecek. يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ rusul. Allah o gün peygamberleri toplayacak. فَيَقُولُ مَاذَا اُجِبْتُمْ Ve diyecek ki size nasıl icabet edildi? Kavminiz, kavimleriniz size ne dediler? Onlar da ya Rabbi sen daha iyi bilirsin. Bizim gerçek anlamda bir ilmimiz yok. Sen Allah'ımul guyubsun diyecekler. Yine Kur'an-ı Kerim'de başka yerde ifade edildiği üzere peygamberlere de sorulacak. Peygamberlerin gönderdiği kavimlere, insanlara da neler olduğu, neler yaşandığı tek tek sorulacak. İşte burada Hazreti İsa'nın da adeta bir sorgulamadan geçirildiğini görüyoruz. Allah-u Teala Hazreti İsa'nın böyle bir şey demediğini elbette biliyor. Yani ey İsa sen mi insanlara böyle dedin derken böyle bir üslupla bize bunu anlatıyor. Yoksa Hazreti İsa'nın demediğini en iyi bilen Allah-u Teala'dır. Gâle Sübhânek Hazreti İsa dedi ki ya Rabbi seni tenzih ederim. Mâ yekûnü li benim için uygun değil. En egûle mâ leyse li bi hak. Hakkım olmayan bir şeyi söylemem benim için uygun değildir. İn kuntu qultuhu fakat alimte. Eğer ben böyle bir şeyi demişsem sen zaten biliyorsun. Ta'lemu ma fi nefsi. Sen benim nefsimde olanı bilirsin. Ve la a'lemu ma fi nefsik. Ben ise senin nefsinde olanı bilmem. Yani bir peygamber peygamberliğe yakışır bir şekilde böyle cevabı veriyor. Ya Rabbi seni tenzih ederim. Böyle bir şeyi söylemek elbette bana zaten yakışmaz. Bir peygamberin beni ilah edinin, anamı ilah edinin demesi elbette uygun değildir. Şayet demişsem de sen biliyorsun. Sen benim nefsimde olanı bilirsin, ben senin nefsinde olanı bilmem. Nefis zat anlamında da kullanılıyor. Dolayısıyla sen benim içimde olanları bilirsin ama ben senin zatında olanları bilemem. Bu manada ayet-i kerime değerlendirilmiştir. Ve sen Allâmul Guyûb'sun, gaybları bilensin. Yani insanlara açık olanları bildiğin gibi insanlara gizli olanları da bilensin. Mâ gultu lehum illâ, ben onlara ancak şunu söyledim. Mâ emarteni bihi, bana emrettiğin şeyi söyledim. En ya'budullâhe rabbi ve rabbekum, benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Ben bunu söyledim. Yani Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir, ona ibadet edin. Onlara bu şekilde tek Allah'a ibadet etmelerini söyledim. Ve kuntu aleyhim şehiden ma dumtu fihim. Onların içinde bulunduğum sürece ben onlara şahittim.
durumlarını görüyordum, biliyordum. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي ne zaman ki beni vefat ettirdin, كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ onlara rakip, onları gören, gözeten sen oldun. وَاَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ sen her şeye şahitsin. Burada Hazreti İsa'nın vefatı, acaba Hazreti İsa vefat etti mi etmedi mi? Ayet-i Kerime net bir şekilde onun vefat ettiğini bize söylüyor. Ancak bu vefattan murat ne olabilir? Bu vefattan murat Zümer suresinde Cenab-ı Hak bir ayette şöyle bildiriyor. Allahu yetevaffel enfus hine mevtihe. Yani Allah nefisleri vefat ettirir öldüklerinde. Velleti lem temut fi menamiha. Ölmeyenleri de uykusunda adeta vefat gibi bir hale mazhar kılar. Ve neticede vefat ettirdiklerini yanına alır. Uygun alemler nerelerse oralara gönderir. Diğerlerinin ruhlarını yine onlara iade eder. Bu mealde Zümer suresinde anlatılıyor. Demek ki uyku dahi bir nevi vefattır. Uyku ölümün küçük kardeşi. Hazreti İsa'nın vefatı da şu dünyadaki görevinin bitmesi, kendisinin ruh ceset beraberliğiyle semaya yükseltilmesi. Bazıları bu noktada belki ayetleri daha farklı değerlendirmeleri söz konusu olabiliyor. Hazreti İsa ölmedi. İşte doğrudan semaya yükseltildi. Ahir zamanda tekrar gönderilecek. Bu mealde rivayetler de var. Ve vefat kelimesini Hazreti İsa hakkında kullanmak istemiyorlar. Ama ayet-i kerimede doğrudan doğruya Hazreti İsa'nın beni vefat ettirdiğinde onların durumuna muttali olan Ya Rabbi artık sensin, neler yaptılar bilmiyorum diye ifade var. Demek ki Hazreti İsa vefat ettirildi ve şu dünyadan yükseltildi, semaya yükseltildi. Farklı bir hayat mertebesinde, özel bir hayat mertebesinde hayatı devam ediyor. Hazreti Adem'den günümüze kadar ne kadar insanlar gelip geçmişlerse, vefat etmişlerse aslında ruh itibariyle bunlar şu anda hayattadır. Ancak hayat mertebeleri, insanlarla alakalı hayat mertebeleri farklıdır. Normal bizlerin hayatı bir takım kayıtlarla kayıtlıdır. Bir yerde bulunabiliriz ve belli bir mekanda bulunuruz, belli bir zaman diliminde bulunuruz. Bir takım kayıtlarla kayıtlı. Ama diyelim bir başka hayat mertebesi, Hazreti Hızır ve Hazreti İlyas'ın hayat mertebesi. Bir derece serbest, bunlar tasarrufa yetkili, taraf ilahiden kendilerine izin verilmiş, bazı yerlerde görülebiliyorlar. Öte yandan Hazreti İdris ve Hazreti İsa aleyhisselam, bu iki peygamberin de Allah'a yükseltildiği, yani semaya yükseltildiği ifade ediliyor. Bunlar da farklı hayat mertebesinde, diğer insanlardan ve diğer peygamberlerden daha farklı bir hayat mertebeleri söz konusu. Öte yandan şehitlerin hayat mertebesi var. Normal vefat edenlerden daha farklı. Ölümün acısını duymadan başka bir aleme geçmişler. Bir de kabirdekilerin, normal vefat etmiş olan kimselerin hayat mertebeleri var. Onlar şu dünyadan ayrıldıklarının farkındalar. Ruhani bir hayat mertebesinde hayatları devam ediyor. Dolayısıyla Hazreti İsa Aleyhisselam'ın da yaşamış olduğu dönemde dünyadan ayrılması bir nevi vefatıdır. Bu noktada değerlendirmekte bir beis yok. Zaten Hazreti İsa da فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِ beni vefat ettirdiğinde كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ onlara rakip sen oldun, onları görüp gözeten, onların durumunu bilen sen oldun diyor. وَاَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ ve sen zaten her şeye şahitsin. اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكُ eğer onları azaplandırırsan onlar senin kullarındır. Yani mülkün maliki mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Onlar da senin kulların. Azap etmek istersen azap edersin. Burada eğer azap etmek istersen deyişi, yani onlar azabı hak ettiler. Hazreti İsa da bunu ikrar etmiş oluyor. Ya Rabbi sen bilirsin. Azap etmek istersen azap edersin. وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ ama onları bağışlayacak olursan فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ şüphesiz sen azizsin, hakimsin. Yani doğrudan Ya Rabbi bağışla da demiyor ama bağışlayacak olursan da Ya Rabbi sen bilirsin.
Sen azizsin, hakimsin. İsa aleyhisselamda ve İbrahim aleyhisselamda şefkatin daha ön planda olduğu peygamberimiz tarafından nazara verilir. Hazreti Nuh ve Hazreti Musa'da celal daha galip olduğu yine hadiste ifade edilir. İşte bunun bir tezahürü olarak İsa aleyhisselam her ne kadar kendine tabi olanlar zamanla farklı bir mecraya gitmişlerse de Ya Rabbi onlar senin kulların, sen bilirsin, bağışlarsan onlara merhamet etmiş olursun. Bu mealde onların kurtulmasını arzu ediyor. Bu şekilde diğer alemde bir temennisi oluyor. Ama nasıl olacak? Yevme tüble serair, diğer aleme gidildiğinde sırlar ortaya çıkacak. Kim ilahi merhamete layık, kim azaba layık orada tek tek ortaya çıkacak. Ve herkes şu dünyadan götürdükleriyle orada hesap verecek. Peygamberler bu manada bir sığaya çekildiği gibi tabiri caizse, Hazreti İsa'nın adeta sorgulanması gibi ayetlerde gördük. Böyle bir sığaya çekildiği gibi herkes kendi hesabıyla baş başa kalacak. Allah-u Teala her birine hesabını soracak. Galallahu, Allah şöyle buyurdu. Hâzâ yevmu yenfe'us sâdıgîne sıdguhum. Bugün sadıklara doğruluklarının fayda vereceği gündür. Yani şu dünyadayken sadık olanlar bugün bunun karşılığını göreceklerdir. Buradaki sadık olmayı Allah'a verdiği sözde sadık olmak. Ezel canibinde Elestü bi Rabbiküm hitabına galü bela ile cevap vermişiz. Ben Rabbiniz değil miyim dediğinde Cenab-ı Hak evet ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin demişiz. Bu sözde durmak. Ve her gün Kur'an-ı Kerim okurken İyyâke nâbudu diyoruz. Namazda Kur'an'dan okurken, Fatiha'yı okurken Ya Rabbi yalnızca sana ibadet ederiz diyoruz. Acaba bunda sadık mıyız? Gerçekten Allah'a mı ibadet ediyoruz? Yoksa karşımıza başka şeyler mi dikmişiz? Bilerek veya bilmeyerek bir takım putların karşısında mı ibadet ediyoruz? Yoksa para bizim putumuz mu olmuş? Makam bizim putumuz mu olmuş? Veya bir takım şahıslar bizim putumuz mu olmuş? Bu noktada dikkat etmek gerekiyor. İşte bugün yani diğer alemdeki o hesap günü sadık olanlara doğruluklarının fayda vereceği bir gündür. Dünyada sadık olanlar imanında ve Kur'an'ın ölçüleri çerçevesinde yaşamada sadık olanlar bunun karşılığını göreceklerdir. Lahum cennetun, onlar için cennetler vardır. Tecri min tahtiyel enhar, o cennet bahçelerinin altlarından nehirler akmaktadır. Halidine fîhe ebede, ve onlar orada ebedidirler, daimidirler. Radıyallahu anhum ve radû an, Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razıdırlar. Allah'ın razı olması ikramını netice verir. Allah razı olduğuna elbette ikramda da bulunur. Bizler birbirimizle konuşmamızda Allah razı olsun ifadesini dua olarak da kullanırız ve bu çok güzel bir şeydir. Sahabeden bahsederken radıyallahu an, Allah ondan razı olsun, radıyallahu anhum, Allah onlardan razı olsun, bu ifadeyi kullanırız. Dilimizde bu gibi duaların olması gayet güzeldir. Ve birbirimizle konuşurken de herhangi bir iyilikten dolayı Allah senden razı olsun deyişimiz güzel bir duadır. Ve Allah-u Teala'nın rızasının nerede gizli olduğunu tam bilemeyebiliriz. Bazen küçük bir fiil, küçük bir amel Allah'ın rızasını celbedebilir ve bu bizi diğer alemde kurtarabilir. ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ, işte bu büyük kurtuluştur. Yani Haşr'ın mahkeme-i kübrasında Allah'ın mahkemesinde beraat almak en büyük bir kurtuluştur. Zaman zaman insanlar şu dünyada da yolları mahkemeye düşer ve neticede beraatlerini alırlar ve sevinirler. Ama en büyük sevinç Cenab-ı Hakk'ın o büyük mahkemesinde iman beraatını almak ve bu şekilde cenneti kazanabilmektir. Lillahi mulkus semavati vel ard ve ma fihinne, göklerin ve yerin ve bu ikisi içinde olanların mülkü Allah'ındır. Ve hu ala kulli şeyin kadir, ve o Allah her şeye kadirdir. Değerli izleyenlerim, böylece Kur'an-ı Kerim'deki surelerden birini daha bitirmiş olduk.
en uzun surelerden biri olan ve içinde muamelatla alakalı pek çok hükümler yer alan Maide suresini bitirmiş olduk. Cenab-ı Hak daha diğer sureleri de bitirmeyi, anlamayı, hayatımızda uygulamayı hepimize nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.